Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Programın içeriğine geçmeden önce gün boyu televizyonumuzdan da izlediniz. Bir kültür şöleni düzenlendi Hollanda'da. Binlerce insanın katıldığı coşkulu bir törendi. Etkin mesajlar da verildi. O mesajlarla ilgili haberleri tabii gece bülteninde de onunla ilgili değerlendirmeleri yarın da televizyonumuzdan takip edebilirsiniz. Koronadan sonra özellikle yapılan bu eylem aynı zamanda Avrupa toplumunu da birinci derecede etkileyecektir. İnancındayım, başarılı, geniş katılımlı, kitlesel bir eylemdi. Evet, bu gece ne konuşacağız ona geleyim. Tanıtımlarda da duydunuz, söyledik, yazdık. Almanya seçimlerini konuşacağız. Yarın Almanya sandık başına gidiyor. 67 milyon seçmen var. Bunların önemli bir çoğunluğunun oy kullanması bekleniyor. Programımızı iki bölümde yapacağız. Programımızın birinci bölümünde Die Linke'nin Baden-Württemberg adayı Ecevit Emre ile konuşacağız Almanya seçimlerini. İkinci bölümde ise iki gazeteci arkadaşımız Yücel Özdemir ile Murat Çakır konuğumuz olacak. Evet, Ecevit Emre sayın adayımız Skype hattımızda. Sayın Ecevit Emre, hoş geldiniz diyeyim önce yayınımıza. Hoş bulduk Fehim Bey. Başlamadan önce yarınki seçim için şimdiden size başarılar dileyeyim. Doğrusu hem sizler açısından zor bir seçim. Özellikle Die Linke'de bu seçimde etkin bir biçimde yer alıp hatta seçim sonrasında koalisyon ortağı olmaya dönük plan, yaklaşım ve hedeflerini açıkladı. Bir sol koalisyon arzuluyor. Sizler açısından da tabii Almanyalı göçmen toplulukların parlamentoda olması açısından da önemli. Hem Alevi kimliğinizle hem diğer taraftan sol kimliğinizle parlamentoda geniş bir kitleyi temsil etmeye adaysınız. Bunları konuşacağız ama önce sizden özellikle bu 26 Eylül yarın yapılacak seçimi, pazar günü yapılacak seçimi anlatmanızı istiyorum. Doğrusu bu seçimde siz özellikle hangi çalışmaları yaptınız, hangi yaklaşımlarla seçmen kitlenizle buluştunuz, hedeflerinize ilişkin neler var? Bunları konuşalım biraz, ondan sonra belki seçim sonrasına dönük de bazı görüşlerinizi almak isterim. Evet, yarın sandık başına gidecek. Siz ne yaptınız ve sandık başına gidenlere ne anlatmak istersiniz? Fehim Bey, iyi akşamlar. Öncelikle Genel Başkanım Janine Wissler adına, parti merkezim adına, parti yönetim kurulu adına, Baden-Württemberg parti yönetimim adına, Die Linke partisinin yönetim kurulu adına ve şahsım adına Medya TV'ye bu akşam bizlere, bana yer ayırdığından dolayı müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca bugün sabır ile bizleri izleyecek olan değerli Medya TV izleyenlerine saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Aşkı muhabbetlerimi sunuyorum. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi yarın Almanya federal parlamento seçimlerine gidiyor. 16 yıl boyunca Almanya'yı yöneten bir Merkel, bir CDU hükümeti mevcuttu. Biz sol parti olaraktan diyoruz ki artık 16 yıl yeter. Yapmış olduğunuz istikrarsızlık ortada. Gerek mülteci politikanız olsun, gerek sağlık sektöründe olsun, eğitimde olsun, yabancı iç siyasetinde olsun, yurt dışı siyasetinde olsun, NATO politikanızda olsun, yeter, iflas ettiniz. Artık 16 yıl sonra yeter. Ben buradan sizlerin vesilesiyle tüm Alman vatandaşlığına sahip olan özellikle de insanlara
şu çağrıda bulunmak istiyorum. Mutlaka ama mutlaka bir oydan bir şey olmaz deyip de işte misafirim geldi, işte evde kalacağım deyip de evde kalmasınlar istirham ediyorum. Çünkü devrimci, demokratik, aydın, bilge, kamil insanların evde kalması sağ, oportunist, materyalist partilerin yararında olacaktır. Dolayısıyla bu gidişattan rahatsız olan tüm ezilenler, ötekileştirenler, kendini ifade edemeyen toplumlar, hürriyeti olmayan insanlar, inancını yaşayamayan toplumlar, katliamlara maruz kalmış toplumlara buradan sizin vesilenizle çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, lütfen gidin, mutlak suretiyle oyunuzu kullanın. Yoksa önümüzdeki süre bizler açısından, ezilen toplumlar açısından daha da kötüye gidecek. Yelpaze çok geniş, zamanımız çok dar. Dolayısıyla ben biraz özetlemeye çalışacağım Fehim Bey. Almanya'da son 16 yıla baktığımızda Mahsuni Baba'yı burada saygıyla anmak isterim. Yoksulun sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylesem mi, söylemesem mi. Şimdi ben iki kültür, Alman kültürü ve Dersim kültürüyle büyüyen bir birey olaraktan çok da kolay olmadı. Hani ben 74 doğumluyum, kendimi tanıtayım, Dersim Ovacıklıyım. Almanya'da eğitimimizi aldık ve iki kültür arasında büyümek hakikaten çok zor oldu. Zira bir taraftan kendi inancınız, ikrarınız, kendi geleneğiniz, göreneğiniz, her toplumda olduğu gibi sizin de bir işte geleneğiniz, göreneğiniz var, bir Dersim kültü var. Bir Alevi Bektaşi Kızılbaş kültü var. Bir taraftan da Almanya'ya gelmişsiniz, Alman kültürü. İki kültür arasından büyümek hakikaten benim için hiç kolay olmadı. Ama şunu da burada ifade etmek isterim ki hiç sıkıcı da olmadı. Yani bir kültürel zenginlikti. Çünkü biz inancımız gereği, yolu geldiğimiz topraklardan gerek hep kültürleri bir zenginlik olarak gördüğümüzden dolayı hiç can sıkıcı olmadı. Dolayısıyla biz, yani ben bugün burada bir Dersim, bir Alevi Bektaş kimliğiyle, kendi duygumla konuşmak istiyorum. Almanya'da rahmetli babam geldi, işte burada 40 yıl boyunca çalıştı ve hak ile hak oldu. Ve aldığı maaş ortadaydı. Emekli maaşlarının daha çok olmasını istiyorsanız. Bugün emekli maaşı 700 euro, 800 euro alan insanlarımız var. Şimdi 700-800 euro emekli maaşında hiçbir insan geçinemez Fehim Bey. Asgari ücretin 9 euro 25 olduğunu görmekteyiz. 9 euro 25 ile siz 40 yıl boyunca çalışsanız da yarın öbür gün alacağınız emekli maaşı 600 euro. Biz sol parti olaraktan diyoruz ki asgari ücretin 13 liraya çıkarılmasını derhal talep ediyoruz. Emekli maaşlarının derhal 1200 euroya çıkartılmasını talep ediyoruz. Bugün ev kiraları... Linken'in politikalarını anlatmışken şunu da devam ederek anlatsanız. Linken evet, son yıllarda giderek oylarını arttırmaya başladı. Etkin bir güç olmaya başladı. Ama bir planı da var. Seçim sonrasında da aslında bir sol koalisyonu arzuluyor. Politikasını buna göre uyarlamış. Yanlışsam düzeltin. Hem bu Linken'in seçime dönük yaklaşımlarını hem de sol koalisyon politikalarını birlikte anlatırsanız sevinirim. Şimdi Fehim Bey, siz de takdir edersiniz ki 16 yıllık Merkel hükümetinin veya partisinin, CDU'nun son bulması için bir reform değişikliğine, bir siyasi değişikliğe ihtiyacımız var. Şimdi burada opsiyonlar zaten apaçık. Eğer ki sağ kesimin bu hükümeti, bu devleti
yönetmesini istemiyorsak, işte fraksiyonlar zaten ortada. Buradaki opsiyon aşikar. Rot rot green dedikleri kırmızı kırmızı yeşil. Yani SPD ve yeşiller ve linkelerden oluşturulmak istenen bir hükümet modeli ortada. Ancak tabii ki bunların sağlanabilmesi için yarın biz yani bir %51 oya ihtiyacımız var veya çoğunluğa ihtiyacımız var. Şu an anketler onu gösteriyor. Öyle bir ihtimal var. Ancak burada koalisyona girirken tabii ki bizim de kendi değerlerimiz var, kendi düşüncelerimiz var. Yani bir hükümet ortaklığını sürdürebilmek için veya bir sağlıklı bir hükümetin geliştirilmesi için önce bir uzlaşıya gerek. Yani partilerin evvela bir kendi aralarındaki bir uzlaşı, bir mutabık, bir konsensusa ihtiyaçları var. Şimdi bizim teraziye koyduğumuz zaman birçok ortak noktamız var. Bugün sokaklardaki yeşillerin afişlerini okuduğumuzda veya işte Sosyal Demokrat Parti SPD'nin afişlerine baktığımızda veya bizimkine baktığımızda ortak yönümüz diferanslarımızdan, farklılıklarımızdan daha çok. Örneğin işte çıra ücretleri düşürülsün, emekli maaşları çıkarılsın, asgari ücret 13 euro, onlar 12 diyor, biz 13. Ya buna benzer birçok konuda işte sağlık sektörüydü, eğitim sektörüydü, işte ulaşımın bedava olması gibi konular da, iklim politikasındaki gibi konularda birçok alanda ortak noktamızın olduğunu görmekteyiz. Bizleri en çok zorlayacak olan opsiyon burada kuşkusuz NATO olacak ve NATO'daki Almanya stratejisi ve silah satışları olacak. Bugün Almanya'ya baktığımızda bütün krizlerin, savaşların yaşandığı bölgeleri hala silah ve mühimmat satmakta. Biz sol parti olaraktan bunu aslında kabul ediyoruz. Bu konudaki farklılıklara rağmen bir sol koalisyonun içerisinde yer alır mı Dilinke? Özellikle NATO'ya bakış açısındaki ya da Almanya'nın silah ticareti konusundaki farklılıklara rağmen. Tabii bununla beraber Almanya'nın silah ticaretinin bir suç ortaklığı olduğunu da biliyoruz. Belki bu konuyla ilgili de görüşlerinizi söylersiniz. Tabii biz parti olarak hazırlamış olduğumuz kendi parti programımız var. Onların kendine özgü hazırlamış olduğu parti programı var. Burada bir şekilde eğer ki son 16 yılın veya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın gidişatından, stratejisinden, yurt dışı, yurt içi politikasından rahatsız olan tüm kesimlerin çok da büyük alternatifi yok. Dolayısıyla bir şekilde ortak bir noktada mutabık kalmak zorundayız. Şimdi evvela yarınki seçimi, yani genel başkanımız şunu söylüyor, yani 10. adımı konuşmadan evvela 1. ve 2. adımı gerçekleştirelim ve sonra 3. 4. adımları konuşalım. Yani yarınki sonuçlar bizim için çok önemli. Zaten o büyük %51 gibi oranı alamazsak belki de bugünkü opsiyon alternatiflerin bir anlamı kalmayacak. Ama bir şekilde eğer ki bu gidişatta dur demek istiyorsak o zaman ortak bir noktada anlaşmak zorundayız. NATO'nun bugünden yarına silinmeyeceğine veya yok edilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani mümkünatı yok. Belirli bir anlaşmalar yapılmış, belirli kontrollar yapılmış, karşılıklı devletler bir araya gelmiş, anlaşmalar yapılmış. Bunu bugünden yarına feshedemezsiniz Fehim Bey. Bu belirli bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Ama biz sol parti olaraktan duruşumuz net. Almanya bugün silah satışlarında, dünyada ithalatında, eksportunda, ihracatında 4. sırada, ithalatında ise 7. sırada. Bugün silahlarla insan öldürülüyor. Bugün silahlarla savaş yapılıyor. Biz sol parti olaraktan diyoruz ki silah ile barışı elde edemezsiniz. Yani silah ile herhangi bir barışsal sonuca varamayacaklarını işte Afganistan Savaşı 21 yıl sonra göstermiş oldu.
21 yıl önce Afganistan'a giren Alman ordusu, NATO ordusu 21 yıl sonra çıktıktan sonra Taliban daha da güçlendiğini gördük. Taliban'ın daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığını gördük. Biz sol parti olaraktan kurulduğumuz günden beri bu tip Alman askerlerinin yurt dışındaki operasyonlarının isabetli ve sağlıklı olmadığını devamlı güncel bir şekilde gerek parlamento dışında gerek Avrupa Parlamentosu'nda sürekli dile getirdik. Ancak Avrupa'da işte maalesef Amerika'nın hegemonyasından, Amerika'nın gölgesinden kurtulamayan bir egemen, bir kapitalist sistemi görmekteyiz. Çıkarlar, menfaatler bir tarafta. Dolayısıyla alan memnun, satan memnun. Bu bağlamda işte 21 yıl sonra 12,5 milyar harcanan bir para var. 200 bin insan Afganistan Savaşı'nda sadece hayatını kaybetmiş durumda. 1999'dan beri işte Birleşmiş Milletler'in çatısı altında Kosova'da görev alan Alman askerleri, Mali'de hala görev alan Alman askerleri, 1978'den beri Lübnan'da görevde olan Alman askerlerini görmekteyiz. Katar'da, Yemen'de bir savaş var. Yemen'deki savaşa Alman silahlarının satıldığını görmekteyiz. Suriye'deki bugün cihat terörist örgütlerinin elindeki Alman silahlarının olduklarını görmekteyiz. Bugün bütün coğrafyada gerek Mezopotamya'da gerek Suriye'de gerek Katar'da gerek Yemen'de Mali'de Lübnan'da hep Alman silahları ve mühimmatının kullandığını hep birlikte görmekteyiz. Biz sol parti olaraktan diyoruz ki kardeşim artık bırakın bu silah satışlarını bırakın. Özellikle de savaşın olduğu bölgelere satıyorlar. Biz buna karşıyız. Dolayısıyla bu konuda da politikaları değiştireceksiniz. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Özellikle Merkel dönemi aynı zamanda AKP dönemine de denk geldi. Ve AKP'ye de Merkel üzerinden Alman devletinin, Alman hükümetinin çok büyük destekleri oldu. Önümüzdeki dönem için beklentiniz ne? Yani 26 Eylül'de seçimden sonra bu kadar pervasızca bir diktatörlüğe destek veren bir Alman hükümetinin oluşması mümkün mü? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi burada sadece Alman hükümetini değil de bütün Avrupa Birliği'ni işin içine dahil etmemiz gerekiyor. Eğer ki AKP hükümetinin istikrarsızlığı diyeyim tırnak içinde veya onların rahatça yani işte muhalefeti içeri atması işte bir diktatörlüğün kurulmasından burada birinci sorumlusu kuşkusuz Avrupa Birliği'dir ve dolayısıyla Almanya'dır. Bugün mülteci krizinde Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşmayı bizzat Avrupa Birliği ve onunla bağlantılı Almanya hükümeti yapmış oldu. Ve bunun mukabilinde işte Türkiye'ye belirli bir rakamda karşılığında mukabilinde bir para ödenmekte. Şimdi bu her belirli bir periyotta tazeleniyor. Şimdi Erdoğan hükümeti de bunu çok iyi kullanıyor. Gerek finans sektöründe, ekonomi sektöründe işte gerek başka sektörlerde zaten burada istikrarını da bu yapmış olduğu anlaşmadan büyük kısmını sağlamış oluyor. Şimdi bugün Avrupa'nın birçok ülkelerine baktığımızda, mülteci kamplarına baktığımızda işte Lesbos adalarından tutun da İtalya'daki o kamplara baktığınızda veya Libya'dan hayatını kurtarmak isteyip de işte Akdeniz'de boğulan insanları hep birlikte görmekteyiz. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin ne kadar adaletsiz yönetildiğini hep birlikte görmekteyiz. İnsan değerlerinden uzak, humanizmden uzak, gözünü para, güç bürünmüş bir devletler birliklerinden görmekteyiz.
Onun için bu gidişatın değişmesi için güçlü bir Avrupa'da bir sol partilere, bir sol partiye ihtiyacı var. Bu bağlamda siz Alman siyasetini, Avrupa siyasetini yakinen takip eden bir şahsiyet, bir yüzüde insan olaraktan bunun ne kadar önemli ve hassasi olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla programın başında yaptığımız çağrıyı programın sonunda tekrardan yapmakta fayda var. Evet, aynen o çağrınıza biz de katılıyoruz. Yarın tüm Almanya'daki özellikle göçmen toplulukları, Almanya'ya sonradan gelip yerleşen vatandaş olanları, ki sayıları az değil 7 milyon ama öte taraftan da bir bütün olarak tüm Almanyalıları artık kendi toplumlarını sol, demokrat, ilerici bir iktidarla tanıştırmalarını arzu ediyoruz. Size de bir kez daha başarılar diliyoruz. Yoğun bir gündeminiz var, hala ziyaretleriniz devam ediyor. Yarın da sizin için yoğun geçecek. Tüm başarı dileklerimizle. Çok sağ olun. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Teşekkürler. Fehim Bey, buyurun. Ben partim adına, tekrardan şahsım adına sizlere, tüm çalışanlara, Medya TV çalışanlarına, kamera arkasında emeği geçen tüm canlara, arkadaşlara buradan saygılarımı iletmek isterim. Bizde emek kutsaldır. Gerek geldiğimiz topraklarda emeğe verilen bir değer vardır, inancında verilen bir değer vardır. Konuşulacak o kadar, inanın ki o kadar çok konu var ki, yani dış politika, sağlık sektörü, eğitim sektörü. Yalnız şunu toparlamak istiyorum. Kapitalist sistem kendi çıkarlarının doğrultusunda hareket eden bir sistem. Yani burada insanların, insan sağlığının, insan hayatının, ezilen toplumların hiçbir değeri yok. Ben buradan tekrardan son olarak dini, rengi, inancı ne olursa olsun, dinler, diller, ırklar hiç fark etmeden yarın mutlaka Alman vatandaşlığına sahip iseler mutlaka en doğal olan hakkı, anayasanın vermiş olduğu hakkı, demokratik hakkını kullanıp mutlaka gidip oylarını kullansınlar. Onların her kullanacağı oy sağ kesimin daralması demektir. Buradan devrimci, demokrat, aydın, kamil, bilge insanlara son olarak seslenmek istiyorum. Paylaşım için, özgürlük için, barış için, insanca yaşamak için, hürriyet içerisinde inancını yaşayabilmek için lütfen gidin ve mutlak suretle yarın oylarınızı kullanın. İstirham ediyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Aşkın muhabbetlerimi sunuyorum. Aşkın yazılarımı sunuyorum. Evet. Sağ olun Fehim Bey. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, İyi sevgili efendim. İzleyiciler, programımızın ikinci bölümüne de hiç ara vermeden hemen devam edeceğiz. İki değerli konuğumuz var. Yücel Özdemir, gazeteci arkadaşımız, Evrensel Gazetesi yazarı. Yine Murat, yaşlı maferi Murat Çakır, yine Yeni Yaşam Gazetesi yazarı. Her ikisi de hazır. Hoş geldiniz sevgili konuklarım. Yücel ve Murat, her ikinize de meslektaşımsınız. İsimlerimizle de hitap etsek hiç sıkıntı yok kanısındayım. Hemen Yücel Özdemir'le başlayalım isterseniz. Almanyalılar yarın Merkel'siz, 16 yıllık iktidardan sonra Merkel'siz dönemin kaderini belirleyecek. Yarın Almanya'da ne olur, ne yaşanır? Valla şu anda programa baktığımızda, anketlere baktığımızda bazı değişiklikler olacak ama önce teşekkür etmek istiyorum tabii ki yayın için. Bir değişim olacak. Bu değişimin başında Sosyal Demokrat Parti'nin birinci olacağı aşağı yukarı net bir şekilde görülüyor. Çünkü hiçbir kamuoyu araştırmasında Hristiyan Demokratlar önde görülmüyor. Olsa çok sürpriz olur. İkinci bir dönem önemli bir noktada Yeşiller Partisi'nin bu seçimin en güçlü kazananı olacağı. Yani son seçimlerde 2017'de %8.9 almıştı. Şimdiki anketlerde %14 ile 17 arasında oy alacak deniliyor. Ve bu tabii ki geçmiş dönemdeki oy oranlarını ikiye katlaması anlamına gelecek ki daha güçlü bir Yeşiller parlamentoda temsil edecek ve bir koalisyon hükümetinin ortağı olacağı
net bir şekilde görülüyor. Üçüncü bir nokta, önümüzdeki dönemde Almanya'da artık iki partili koalisyon değil, üç partili bir koalisyondan söz ediliyor. Yani şu anda iş başında olan SPD ve CDU-CSU ile birlikte, yani büyük koalisyon diye ifade ettiğimiz koalisyonun salt çoğunluğunu kaybedeceği görülüyor. Yani çok meclis aritmetiğinde, çünkü sandalye sayısında bir artışın olabileceği ifade ediliyor. Özellikle Bavyera'da alınacak oylara bağlı. Meclis şu anda 709 milletvekili Almanya'da. Bu 800 olabilir, 850 denilebilir. Yani bu aritmetik içerisinde Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratların bir daha koalisyon kurmama olasılığı yüksek. Ama dediğimiz gibi geçiş milletvekilleri var burada. O değişebilir. Ama istenilen şu, büyük ihtimalle yeni partilerle yeni bir ortaklığın kurulacağı görülüyor. Yani şu anda Almanya bir değişimi tartışılıyor. Merkel bırakıyor. Evet, zaten 2018'de bıraktığını ifade etmişti. Yerine gelen adaylar beklenen olmadı. Herkes şöyle 16 yıllık başbakan gidince, ya Almanya üzülüyor mu? Bize bu 16. yıl meselesini daha önce Helmut Kohl döneminde yaşamıştık. 1998'de başbakanlığı sona erince vallahi hiç kimse üzülmedi. Yani Merkel gidince de kimse üzülmeyecek. Çünkü Merkel'in gidişi hem dış basınında hem Türkiye basınında gösterilen şöyle: ya artık yeter, 16 yıl başbakanlık yaptım, ben bundan sonra yapmayayım. Bir ahlaki sorumluluk değil yani. Merkel bir ahlaki nedenden dolayı başbakanlığı bırakmıyor. Merkel 2018'de partisi hem Hessen'de hem Bavyera'da %10 oy kaybedince, partide bir çözülme yaşanınca, bu çözülmeyi nasıl durdurabiliriz diye planlar yapıldı ve Merkel'in çekilmesinin en doğru karar olduğu net olarak görüldü ve Merkel onun için bir plan hazırladı, yerine adaylar buldu. Yani çok gönüllü, isteyerek, gönlüm rahat diye gitmiyor ve bir çözülme var. En önemlisi, dediğim faktörlerden dördüncüsü de Almanya'da büyük sermaye partileri çözülmüş ve bu iki parti, eskiden Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar, eskiden oyların %90'ını, 95'ini hatta alıyorlardı. Şimdi ikisini toplarsak %50 bile bulamıyor Beyim abi. Peki son kısa bir soru daha sorayım isterseniz. Alman toplumunun, Almanyalıların seçime ilgisi nasıl? Anketler o konuda ne gösteriyor? Yani katılım denildiği gibi yüksek olacak mı? Şu anda katılımın yüksek olacağı ifade ediyor. Son seçimlerde %85 civarında bir katılım olmuştu. Şu anda özellikle mektupla oy kullanma çok yoğun. Örneğin benim yaşadığım Köln'de 700 bin seçmen var. Daha seçime 2 hafta kala 300 bin seçmen oyunu önceden kullanmıştı. Bunun kimisi mektupla, kimisi de yerine giderek oy vermişti. Onun için ben katılımda büyük bir düşüşün olacağını beklemiyorum ve çok polarizasyonun olduğu bir seçim olmadı. Belki kampanyanın düşüklüğü kısmen katılımda bir azalma olabilir ama büyük bir şeye yol açmayacak, yani büyük bir kırılma yol açmayacak diye düşünüyorum. Peki biz Murat Çakır'la devam ederiz. Murat, sana da hoş geldin diyeyim bir kez. Doğrusu biraz da göçmenlerin belirleyiciliğini seninle konuşalım istiyoruz. Şimdi 7 milyon göçmenin Almanya seçimlerinde, yani Alman vatandaşı olan göçmenlerin tabii, Almanya seçimlerinde oy kullanacağı söyleniyor. Bu seçmenler ne kadar belirleyici olacak, ya da bu seçmenlerin eğilimleri daha çok hangi yönde gelişiyor? Fehim, önce iyi akşamlar dilerim. Ben de teşekkür ederim davetin için. Özellikle Yücel'le birlikte tekrar ekranda buluşmak hoş bir şey oldu. Göçmenlerle ilgili konuya gelmeden bir noktanın altını çizmek istiyorum. Evet, doğru, bir değişim olacak. Kişiler değişecek. Şansölye farklı bir isim olacak. Ancak ben genel anlamda bir siyaset değişikliği olup olmayacağı konusunda şüpheliyim. O noktayı belki daha sonraki dakikalarda biraz daha derinlemesine konuşabiliriz. Göçmenlerin meselesine gelince, ben çok açıkça göçmenlerin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Yapılan araştırmalar aslında ortada. Birçok göçmen, Alman vatandaşlığına geçmiş olan, işte Türkiye kökenli, Kürdistanlı, başka uluslardan insanların seçime olan yatkınlıkları, seçime gidip oy kullanma yatkınlıkları çok yüksek değil.
Kaldı ki bir de şöyle bir efsane var özellikle Türkiye kökenli göçmenler açısından. İşte bunlar Türkiye'de sağcı MHP'ye oy veriyorlar, AKP'ye oy veriyorlar ama Almanya'da işte SPD'ye falan oy veriyorlar. Bu doğru değil. Tamamıyla değişmiş durumda. 1970'lerde, 80'lerde belki benzeri bir yaklaşım söz konusuydu. Birinci kuşakta, ikinci kuşakta buna benzer yaklaşımlar söz konusuydu. Yabancı düşmanlığı nedeniyle, ırkçılık nedeniyle. İşte göçmenlerin daha çok kendi sorunlarıyla ilgilenen partilere yönelmeleri doğruydu. Ama bugün öyle bir şey söz konusu değil. Aksine bir de şöyle bir durum var. Özellikle Türkiye kökenli göçmenler açısından yani Türkiye'deki seçimlerde AKP'ye, MHP'ye oy verenleri göz önüne alırsak son yapılan araştırmalarda Türkeliler arasında AfD, ırkçı faşist AfD'ye oy verenler dahi var. O nedenle göçmenlerin de çok büyük bir belirleyici olacaklarını zannetmiyorum. Kaldı ki göçmenler Almanya tarihinde her zaman bir manevra kütlesi olarak kullanılmış. Gereğinde işte politik hataların üstünü örtecek keçi, günah keçisi rolünü oynamışlardır. Bu sefer pek o kadar çok öne çıkmadı bu. Ancak ben seçime katılım oranı açısından göçmenlerin oylarının kendi sınıfsal konumlarından veya kendi mesleki durumlarından kaynaklanan çıkarları çerçevesinde farklı partilere oylarını vereceklerini düşünüyorum ki az değil yani sayı az değil Alman seçmenlerinin neredeyse %10'u niye belirleyici değiller bu örgütlü olmamalarından mı ya da ne bileyim çıkarlarının çok daha farklı merkezler üzerinden yürümesinden mi bir nedeni olmalı değil mi? Alman toplumu da sanki çok fazla göçmenleri önemsemiyor seçimlerde gibi. Elbette bunun çok fazla önemi var. Birincisi göçmenlerin önemli bir kesiminin kendi kendilerini self izolasyona çektiklerini görüyoruz. Yani öylesine ortam oluşmuş ki gerçi Yücel bunu da Köln açısından da örnek olarak verebilir ama Berlin'de büyük kentlerde hatta benim yaşadığım Kassel'de dahi göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde işte gündüz işe giderken Almanya'da olduklarını ama geceliğin veyahut işten sonra eve geldiklerinde kahvelere gittiklerinde Türkiye'de yaşadıklarını görüyoruz. Yani bu ikili yaşam biçimi bir göç toplumunun temel olgusu, temel fenomeni olarak ortaya çıkmakta. Bu da siyasi anlamda genellikle ülkeye yönelik yani geldikleri ülkeye yönelik ilgileri yüksek olduğundan buradaki siyasi karar mekanizmalarına katılım olanaklarını pek fazla değerlendirmiyorlar. O açıdan bunun gerçekten bir göç fenomeni olarak ele almakta yarar var diye düşünüyorum. Kaldı ki zaten uzun yıllardan beri özellikle Türkiye özelinde bunu söyleyebiliriz. 1980'den bu yana mütemadiyen uygulanan devlet politikalarına baktığımızda işte Alman olun ama Türk kalın yaklaşımı var ve bu yaklaşımda genellikle insanları hem örgütsüz olmaları, demokratik kitle örgütlerinin etkilerini kaybetmiş olması, zayıflamış olmaları birçok alanda bu siyasete katılım mekanizmalarını kullanmalarını engelliyor diye düşünüyorum. Niye düşünüyorsunuz? Peki Yücel seninle devam edelim ama biraz daha çok böyle Türkiye'li ve Kürdistanlı sol, sosyalist, demokrat, yurtsever seçmenler açısından değerlendirelim istiyorum. Doğrusu bunlar ne yapar? Çünkü bunlarda da bilmiyorum ben Almanya toplumunu sizler kadar bilmiyorum. Kısa bir geçmişim var. 2-2,5 yıl kadar Almanya'da süreli kaldım. Ama onlar da sanki çok ilgi duymuyorlar seçimlere. Aman bana ne gibi bir hava var. Bunun nedenlerini de soracağım ama yarın seçimlerde bu tablo değişir mi? Bu kez ilgi artar mı? Belki bu konuyla ilgili de görüşlerim vardır. Tabii etkileri nedir? Onu da yanıtlarsan sevinirim. Ya öncelikle şunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Bu 7 milyon 400 bin seçmen bir göçmen kökenli ama sadece Türkiye'li değil. Yani bunlar işte Rusya'dan gelenler var, diğer ülkelerden gelenler var. Türkiye kökenlilerin sayısı 700-800 binle ifade ediliyor. Bu göçmenler arasında zaten farklı dünya görüşleri var, farklı sınıfsal konumlar var ve herkes kendisine yakın olan partiye oy veriyor. Yani özellikle Sovyetler Birliği döneminde işte
Sovyetlerde bulunanlar geldiğinde burada Hristiyan Demokratlara oy veriyorlar ve büyük çoğunluğu muhafazakar sağ kesimde ve şu anda AfD'nin de en çok oy aldığı göçmen grupları içerisinde yer alıyor. Şimdi Türkiye kökenler içerisinde Devin Murat'ın söylediği doğru. 70'li 80'li yıllarda bir Willy Brandt efsanesi, göçmenlere sahip çıkan bir başbakan havası vardı. Sonra ama Türkiye kökenler de artık eski Türkiye kökenler değil. Bunlar artık sınıfsal katmanları var, farklı görüşleri var. Yani işçi olarak geldiler ama şimdi artık orta sınıftan bahsediyoruz belli bir kesimler. Ve herkes artık Türkiye'de sağcı, Almanya'da solcu değil. Artık yavaş yavaş normale dönüşüyor. Çünkü o normal değildi. Şimdi normalleşme, herkes kendi dünya görüşüne göre bir aktöre, bir partiye oy verme eğilimi başladı. Hala etkileri var mı? Eskisi gibi var tabii ki. Hani bitmiş değil. SPD hala en çok oy alan parti pozisyonunda. Sol parti ülke ortalamasından daha fazla göçmenlerden, Türkiyelilerden oy alıyor. Şimdi Türkiyeliler baktığımızda bir, hükümet ve devlet yanlısı olanlar. Bunların zaten Erdoğan 2017 seçimlerinde şunu açık bir şekilde söyledi. Türkiye düşmanlarına oy vermeyin. Yani SPD, Yeşiller ve sol partiye oy vermeyin. Şimdi bu sefer SDO'nun başbakan adayı bir Türk dostu Armin Laschet çıktı. Hakikaten de Armin Laschet Hristiyan Demokrat geleneğinden gelenler içerisinde daha liberal bir kimlikle, yani ya Türkiyelilerle de birlikte çalışan, entegrasyon bakanlığı yapmış Kuzey Rhein-Westfalia'da, bu daha toleranslı bir yaklaşım olduğu için ya dediler ki o zaman Armin Laschet'e oy verin. Şimdi onun için SDO belki ilk kez Türkiye kökenlilerden bu kadar oy alacak ve hükümet yanlısı, muhafazakar kesimler artık ya biz ne zamana kadar sol partiye oy vereceğiz, çünkü SPD'de öyle değerleniyor, o zaman bir sağ parti, kendi ideolojimize göre bir partiye oy verin. Diğer önemli bir noktada bu önceki seçimlerde iki tane Türk partisi vardı. Yani Müslüman ve Türk Partisi diye iki parti vardı. Birisi Erdoğan'ın doğrudan destek verdiği ADD diye bir parti vardı. Bir tanesi de BİK diye bir parti vardı. Müslüman, değişik ülkelerde Müslümanlığına geldiği parti var. Şimdi bu seçimlerde iki parti de katılamıyor. Bu sefer kime oy verelim dediler. Tim Todenhofer diye, Jürgen Todenhofer işte 1980'li yıllarda SDO'nun milletvekilliğini yapmış. Afganistan'a gitmiş, mücahitleri desteklemiş ve bugün seçim akşamında da, seçimden hemen önce de Taliban'la fotoğrafları sosyal medyada yayınlıyor. Yani İslami, radikal İslamcılığı tolere eden ve onunla destekleyen bir kesim. Şimdi bu özellikle BİK Partisi resmi olarak dedi ki biz bu seçimlerde bu Tim Todenhofer'i destekleyeceğiz dedi. Yine AKP'ye yakın gazetelere baktığımızda, onların buradaki aktörlerine baktığımızda İbre'yi, bu İslam'ı, radikal İslam'ı hoş gören, onlarla ilişki içerisinde olan bu kişiyi destekleme. Hatta şöyle abartılı şeyler de yapıyorlar. Ya herkes şimdi Todenhofer'e karşı kampanya yapıyor. Çünkü niye? Adam %5'i geçecek. En son Mesut Özil konuşalım ayrıntılarla Yücel. Şöyle diyeyim. AKP'yi ve onun tutumunu, işte o tür sağ kesimlerin tutumunu biraz konuşalım ama doğrusu sayıları ne olursa olsun 100 bin, 200 bin, 300 bin ama Almanya'da sonuçta etkili örgütlü bir Türkiye'li, sol, Kürdistanlı, sol, sosyal demokrat, demokrat insanlar da var farklı biçimlerde. Bunların tutumlarını özellikle merak ediyorum. Yani Konmet bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Destekleyeceği aday listesini de yayınladı. Eminim diğerleri de bir şekliyle destekleyecekleri aday listelerini açıkladılar. Yani örgütlü olanlar bir tutum aldılar. Ama genel anlamda bu kesimin tutumu nasıl? Belki bunu özetle söylesen ama o AKP'nin tutumunu evet, ayrıca geniş geniş konuşacağız tabii. Programı. Yani onun için öncelikle bu AKP'nin desteklediği kesimlerden uzak durmak lazım. Şimdi Türkiye'li ilericilerin, sosyalistlerin, Kürdistanların yaptığı zaten yaklaşık olarak biliniyor. Son birkaç seçimdir bunların sol partiyle yakın temasta olduğu, sol partiye destek verdiği, sol parti içerisinde iyi milletvekili arkadaşlarımızın çıktığını biliyoruz ve bunlar mecliste de bu konudaki tutumlarını hep bugüne kadar sürdüler. Onun için sol sosyalistlerin işçi sınıfından yana, barıştan yana, demokrasiden yana, özgürlükten yana olanların bugün birinci adresi sol parti. Ama bazı adaylarda şöyle var,
Ya işte diyelim ki Hristiyan Demokrat Parti'den de bir Kürt milletvekili adayı var. Örneğin sırf Kürt aidiyetinden dolayı ya da Alevi aidiyetinden dolayı oy verme tercihinde de bulunabilir olanlar var. Yani ben bundan dolayı oy veririm. Ama daha çok politik duruşları, dünya görüşlerine bakarak oy veriyorlar şu anda. Çünkü bilinçli bir kesim, bilinçli bir toplum ve bugüne kadar kim kendilerinin yanındaydı? Kim kendisiyle dayanışma içerisindeydi? Kim Almanya'nın Erdoğan'a desteğine karşı çıktıysa onu zaten biliyorlar. Onun için sol partinin bu konuda en tutarlı bir parti olduğunu net bir şekilde söylememiz lazım diğerlerine göre. Onun için yeşillerin bu tablodaki yerine yeşillere nasıl bakıyorlar? Ben yeşillere şahsen çok fazla güçlü bir destek olacağını zannetmiyorum. Bazı adaylar var Türkiye'liler içerisinde ama yeşillerin politikasının güvenilir bir politika olmadığını biz biliyoruz. Bunu yaşadılar da. Yani bugüne kadar Kürt meselesi konusunda bir şey olduğunda biz hiçbir yeşil politikacıyı ne Kürtlerin yanında görürüz, ne bir açıklama yaptığını görürüz, ne tepki gösterdiğini. Yani eski Claudia Roth'lardan üzerinden çok altında çok sular geçti. Ya da eskiden Angelika Behr vardı. Yani Kürt meselesiyle daha yakın. Hatta Cem Özdemir de ilk seçildiğinde Kürtler, Aleviler konusunda daha bir pozisyon. Hani şimdi yeşiller o 90'lı yılların başındaki yeşiller değil. Yeşiller şu anda bütün angajmanlı bir devlet partisi ve bu devletin belirlemiş olduğu çerçevede hareket etme ve bunu rahatsız eden bütün gruplar ve kesimlerle de mesafeyi koyma tutumu içerisinde. Onun için yeşillerden bir şey beklemek gerekmiyor. Belki dış politikayı biraz sonra konuşacağız. Onun için yeşillere güvenip de ya yeşiller gelirse Türkiye'ye karşı politika değişikliği olur, Kürtler bir konusunda bir değişiklik olur, İçinde tek tek bireyler diyebiliriz. Ama biz genel partinin politikasını bireylerin tutumuna bakarak gözden kaçıramayız. Asıl zaten belirleyici olan partinin politikası. O partinin politikasını biz gözden kaçırırsak Ahmet iyidir, Mehmet kötüdür değil. Parti politikası ne diyorsa o ve Yeşiller şu anda bence özellikle Kürdistanlılar için seçilebilecek bir parti değil ve son birkaç yılki pratikleri zaten bize bunu net olarak gösterdi. Peki. Murat birlikte devam edelim yine. Seçim sonrasında da biraz bakalım istiyorum. Koalisyon senaryoları var. İki partili, üç partili. Yine eskiden olduğu gibi SPD ile Hristiyan Demokratlar arasında ya da işte sol partinin istediği gibi sol koalisyon SPD'den, Yeşillerden ve sol partiden. Ne olur bu seçimlerden sonra? Yani nasıl bir tablo ortaya çıkar? Biraz da belki faraziye olacak ama veri var mı, ne kadar var bilmiyorum ama bu konuda görüşün ne? Verilerden ya da görüşten bahsedersek öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kimilerinin düşündüğü gibi Almanya'da bir sol ittifakın ben söz konusu olmadığını düşünüyorum. Çünkü matematiksel olarak yani sayı itibarıyla parlamentoda Sosyal Demokrat Yeşillerin ve Sol Parti'nin bir araya gelerek ortaklaşa bir ittifak kurmaları elbette mümkün ama matematiksel olarak mümkün olan politik olarak mümkün değil. Yani içeriklere bakarsak. Programda veyahut söylemde, politik söylemde benzerlikler olabilir. Ancak sol partinin haricinde sosyal demokrasi ve yeşillerin her seçim öncesinde sola sinyal yakıp sağa doğru hareket ettiklerini biliyoruz. Ki 1998'de iktidara gelen Kırmızı Yeşil yani SPD Yeşiller Hükümeti'nin Alman ordusunu 1945'ten sonra ilk kez yurt dışında savaşa göndermesi gibi. Hindu Kuş'ta biz özgürlüğümüzü savunacağız diyen bir sosyal demokrat savunma bakanıydı. O açıdan pratikler bunu gösteriyor. Ancak genel olarak baktığımızda özellikle Alman sermayesinin Liberal Parti FDP üzerine oynadığını görüyoruz. Yani son açıklanan partilere yapılan bağışların gösterdiği en fazla FDP 3 milyon 400 bin civarında euro para bağışı almış. Ve bununla birlikte burjuva medyasında da özellikle liberallere önem verilmekte, onlar sürekli öne çıkartılmakta ve bu şekilde oylarının artması sağlandı. Yani sonuç itibariyle liberallerin bir biçiminde bu hükümetin içerisinde yer almaları büyük bir olasılık. Aynı yeşillerin olduğu gibi.
Yeşiller zaten yeşil liberal haline dönüştüler. Yani o konuda ben Yücel'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yeşiller artık bir sol parti değil, tam anlamıyla sermaye partisi. Daha doğrusu işte Rusya'ya karşı düşmanca politikayı destekleyen, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ve Pasifik'teki savaş ortamını kızıştıran, bununla birlikte Afrika'ya yönelik yaptırım politikalarını uygulamak isteyen bir partiye dönüştü. O açıdan mümkündür yeşillerin içerisinde yer alabileceği bir koalisyon söz konusudur. Ama bu illa şu olacak değil. Büyük olasılıkla Sosyal Demokrat Parti seçimi önde bitirecektir. Ama bu Sosyal Demokratlar açısından bir Sisyphus zaferi olabilir. Yani muhalefete de düşebilirler. Çünkü Hristiyan Birlik Partilerinin Yeşiller ve Liberallerle birlikte koalisyon yapma olanakları mümkün. Birbirleriyle doku uyuşmazlığı yok çünkü birbirlerine çok yakınlar. Yani şu anda baktığımızda neoliberal cephe olarak tanımladığımız ve solunda Sosyal Demokratlar ile Yeşillerin olduğu, sağında ise AfD'sinden tutun CDU, CSU ve FDP'ye kadar olan burjuva partilerinin olduğu bir yapı söz konusu. Bu yapı içerisinde farklı renkler oluşabilir. Hatta SPD'nin de iktidara geleceği bir koalisyon da mümkündür. Yani Olaf Scholz'un şansölye olacağı, liberallerin içerisinde yer alacağı, yeşillerin de katılacağı bir trafik lambası. Çünkü Almanya'da genellikle siyasi konstelasyonlar renklerle belirtiliyor. Yani kırmızı, yeşil, sarı biçiminde bir hükümetin de olasılığı söz konusu. Çünkü böylesine bir hükümetle bugüne kadar yürütülen, yani 16 yıldır ve ondan önce SPD ve Yeşillerin başlattıkları savaş politikalarını, yayılmacı politikayı, emperyalist politikaları devam ettirecek hükümetlerin bir devamı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle çok fazla ümit beslememek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir siyaset değişimi açısından. Çünkü maalesef, ki bunun altını da çizmek gerekiyor. Hatırlarsınız değil mi? Yani seçimlerden sonra herhalde sağın etkisi eskisi gibi olmayacak Almanya'da. Tam tersine ben sağın etkisinin daha da artacağını düşünüyorum. Yani sağ derken hangi sağdan bahsediyoruz? Sosyal demokrasiyi solda görüyorsak, neoliberal cephenin solunda görüyorsak. Sol yani, o anlamda görüyor. Türkiye'de de CHP'ye sol diyorlar. Ne yapalım şimdi? Ama Murat söyledi. Murat'ın hani dediği seçenekler en güçlü olan ampul vesaire, ama ben doğrusunu sorarsanız sol partinin de içinde olduğu bir koalisyon ihtimalini yok diyemiyorum şu anda. Onu da yani, biraz sonra sana sorayım istersen. Evet. Murat şimdi sözlerini tamamlasın. Ama yani evet. Ben Türkiye'deki CHP'nin solcu olduğuna bakarak tanımlıyorum. Ben Türkiye'deki CHP'nin solcu olduğunu. O ayrı. Yani o açıdan benim sol tanımım çok daha farklı. Benim sol tanımım sosyal devlet anlayışını, işte dış politikada barışı, içeride eşitliği, özgürlüğü savunan ve bunun için mücadele eden, sosyal haklar için mücadele eden, sokakla doğrudan ilişkisi olan liberal olmanın ötesinde libertel, yani özgürlükçü ve toplumu ileriye götürecek bir yapıdan bahsediyoruz. Ki bunun içerisine sosyalistleri katmak gerekiyor, bunun içerisine komünistleri katmak gerekiyor, devrimcileri vesaire. O açıdan sol derken ben ondan bahsediyorum. Ancak yok, tabii ki sol anlamda parti... cevapla istiyorum. Yani tamam. onları da katarak dersen. Yani SPD'nin veya işte onun daha solundaki olanların yer alacağı bir yapı güçlenir mi? En azından işte liberaller ve Hristiyan demokratlar eskisi kadar etkili olamaz diyebilir miyiz? Bu şöyle bakmak gerekiyor. Alman devleti ve bürokrasisi içerisinde burjuva basınında ve sermaye kesimleri arasında baktığımızda sağın eskisinden çok daha güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani o nedenle özellikle transatlantikçi kesimlerin, ki bunu belki daha sonra da şey yapmak gerekiyor. Daha çok ABD'den bağımsız, işte Avrupa'da özgürlükçü, Avrupa değerleriyle, demokratik değerlerle yeşerelim diyen burjuva solu bir anlayış artık eskisi kadar güçlü değil. Tam tersine. Hatta Yücel'in şu dediğine katılmıyorum. Yani sol partinin iktidarda olması olasılığı elbette var. Ancak
bu sol partinin tam ortasından çatlayarak yarılmasına neden olacaktır. Yani şunu ben düşünemiyorum. Federal ordunun yurt dışına gönderilmesine karar alacak olan bir hükümette sol partinin ne gibi bir etkisi olacak? Belki şu olabilir. Sosyal demokrat ve yeşillerin iktidarını sol parti parlamentodan dışarıdan destekleyebilir. Ancak bu bile sol parti içerisinde çok ciddi yarılmalara, kırılmalara neden olacak. O nedenle sermaye gücündeki artışı görerek siyaset üzerindeki etkisini ben Almanya'daki siyasetin neoliberal ve emperyalist yayılmacı politikaları güçlendireceğine inanıyorum. Peki. Yücel sen Murat'ın dediklerine ilişkin biraz önce araya girdin, kestim kusura bakma. Daha geniş detaylı bakasın diye hem onunla ilgili belki söyleyeceklerim vardır. Bir de madem solun etkisini konuştuk, solu daha soldakiler yani aynen Murat'ın tanımladığı anlamdaki sol bir yapının koalisyon içerisinde olması ya da böylesi bir iktidarın oluşması mümkün mü ve böylesi bir politika Avrupa'yı ne kadar etkiler? Avrupa'daki bir sol dalgaya da neden olabilir mi? Geçmişte Avrupa Parlamentosu seçimlerinde öyle bir dalga yaşanmıştı diye hatırlıyorum. Yanlışsam eksiksem düzeltin lütfen. Doğru. Yani toplam açısından baktığımızda Avrupa'nın pek çok ülkesinde sosyal demokratların o klasik işte eski sosyal demokrat partilerin önemli şekilde çözüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Şimdi önceki hafta Norveç'te ilk kez bir parti, onunla işte İşçi Partisi birinci parti oldu ama çok az oyla, yani %26 ile. Şimdi Alman Sosyal Demokrat Parti'de %26 ile birinci parti olması toparlandı, bu çözülmenin durduğu anlamına gelmez. Bu Pew Zafer dediği gibi aslında %40'lardan gelmiş, %45'lerden gelmiş, %25'e şimdi seviniyorlar. Biz iyi bir durumdayız. Bu bütün Avrupa'nın genelinde burjuva partilerindeki bir çözüm ve toplumda bir arayış var. Şimdi sol parti evet dediği gibi Murat'ın dediği yani bir tabu olarak görülüyordu çünkü bugüne kadar. Yani işte anayasa tarafından izlenen bu devlet içerisinde mümkün olmaz diye eskiden yeşillere denilen 1980'li yıllarda yeşillere denilen pek çoğunu şimdi sol partiyle diyoruz. Ama bakıyoruz ki sol parti Almanya'da şu anda 3 tane eyalette koalisyon ortağı. Yani Thüringen'de birinci parti durumunda. Bremen'de ortak ve Berlin'de ortak. Şimdi bu tabloya baktığımızda sol partinin sistem içerisinde daha entegre edilmesi, yani çok isteyerek yapma değil ama önümüzdeki dönemin faturasının ağır olduğunu görüyoruz biz. Yani 400 milyar euroluk bütçeden ve Almanya'nın emperyalist hedefleri çok büyük bir iddiayla girmesi lazım. Silahlanma. Başbakan adayları ne kadar çok silahlanacağını yarışıyorlar. Aslında ne kadar çok silahlanmayacağız diye tartışıyorlar ve bütün bu ortam içerisinde sol partinin yöneticilerinin bütün fokusu bağlandığı şey biz hükümet ortağı. Yani talepleri sıralayıp ona göre hükümet ortaklığı olabilir ama taleplerden feragat edip NATO konusunda özellikle dış politikada bunlar bizim önceliklerimiz değil. Hükümet ortaklığı olma konusundaki bu istekleri bence belli bir kesimi evet sol partide zamanla Yeşiller gibi bir sistem partisi haline getirebilir miyiz? Bir başlangıç evet, olabilir mi? Araya giriyorum kusura bakmayın. Biraz önce Dilin Kağıdayı Ecevit Emre ile konuştuğumuzda NATO ile ilgili politikalarında daha esnek davranacaklarının işaretini verdi parti politikasını ifade abi ederken. Çünkü başındakiler söylüyor. Tabanda buna karşı çıkanlar var ama başında Gizli'nin başını çektiği ekip yıllardır bunu söylüyor. Yani partiyi sürekli sisteme entegre etme derdi. Yani bir toplumsal hareketi birleştirme, ülkede ilerici bir rol üstlenme değil. Biz bu sistemin parçasıyız ve bize de normal bir parti gibi bakın diyorlar. Özetle bu. Şimdi bunu bakınca dün Handelsblatt, Almanya'nın ekonomi ve sermaye yönlüsü bir gazete epey sayıda işverenlerle, menajerlerle görüşme yapmış. Hangi koalisyonu istersiniz diye. Birinci koalisyon istediği Jamaika dediğimiz işte Merkel'in partisi, CDU'nun, Yeşillerin ve FDP'nin olduğu bir hükümet ve bu daha iyidir diyorlar. Sonra ikinci opsiyonda Almanya koalisyonu dedikleri SPD, FDP ve Yeşiller. Yani FDP bir şekilde içerisine koyuyorlar. %19 ama %13 ile sol parti SPD ve Yeşiller koalisyonu görünce doğrusunu ben de şaşırdım. Yani demek ki bu üst takım menajer sermaye sınıfı sol parti ile koalisyon olmayı normal bir durumu. Çünkü niye?
Demin Murat konuşmasında söyledi. Savaş politikası, ajanda 2010. Ya inanır mısınız? Yeşiller ve SPD koalisyon olmasaydı Almanya tarihinin en büyük yıkımı olan, sosyal yıkımı olan bu anlaşmalar yapılmayacaktı. Evet. Şimdi sözde sol partilerin öncülüğünde bir koalisyonla Almanya tarihinin en büyük kırılma ve tabuları kırıldı, yıkıldı. Şimdi bu sol partinin bu isteği, bu konuda çok istekli olması, ben bu kapıyı açabilecek, yani tabii ki aritmetik olarak yeterse vesaire, ama bu aynı zamanda Murat'ın dediği gibi sol partinin ortadan ikiye çatlaması ve bu ülkede gerçekten antikapitalist, savaş karşıtı yeni bir güç hareketinin, yeni bir merkezin kurulmasının önünde açar. Çünkü şu anki sol parti dediğimiz partinin bir kısmı zaten sosyal demokrat aslında. Yönetici katmanlarının büyük kısmı ideolojik olarak zaten SPD'lileşmiş. Yani antikapitalist özellikleri kalmamış. Türkiye konusunda bile, Kürt meselesi konusunda bile ya içeride daha diri, daha ilerici olan arkadaşları, parti yöneticilerini uyarıyorlar. Ya bu kadar ileri gitmeyelim diye uyaran bir kesim olduğunu göz önünde bulduğumuzda sol parti ilelebet bu şekilde gitmeyecektir ve içerisinde ilericilerle, sosyal demokratlar, sistemle entegre olanlarla, sisteme karşı mücadele edenler arasında, evet, bir yol ayrımı gelip dayanacaktır. Peki. Bence. Hükümet ortaklığı bunu hızlandıracak. Peki, aslında çok karmaşık politikalar değil ama çoğu yarından sonra belli olacak. Biraz da faraziyeler üzerinden konuşuyoruz, biraz da gazeteci merakı. Murat, aynı şekilde yine bir faraziye üzerinden soracağım. Dediğin tablo belki bir değişiklik olmayacağını da gösteriyor ama yine sormak istiyorum. Almanya'nın dış politikasında seçimlerden sonra ne gibi değişimlere şahit olabiliriz? Ne gibi değişikliklere yol açabilir? Şimdi bunu tam olarak yönetebilmek için biraz geriye bakmak gerekiyor. Avrupa'da ki sermaye fraksiyonları, özellikle Almanya'daki sermaye fraksiyonları arasında iki tane temel grup vardı. Bunlardan bir tanesi, onların savundukları, Avrupa Birliği çatısı altında Almanya'yı yeniden dünya gücü haline getirmek. Diğer bir grup ise transatlantikçiler olarak adlandırdığımız, Avrupa'da gene Avrupa Birliği çatısı altında ama Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı işbirliğinde ve ortaklıkla Almanya'yı dünya gücü haline getirmek. Bu ikisinin tabii ki maddi temelleri de var. Örneğin Avrupacıların birçoğu, bu sermaye grupları, örneğin Çin ile veyahut Doğu Avrupa ile Rusya ile ticari ilişkide olanlar, kısmen enerji şirketleri. Onun haricinde askeri sanayi kompleksi daha çok transatlantikçidir. Yani savaşa ağırlık veren, federal ordunun yurt dışına gönderilmesini isteyen, Avrupa'nın ortak bir ordusu olmasını isteyen kesimler. Son dönemlerde, özellikle son 5 yıl içerisinde genel olarak Avrupa'da ve özel olarak Almanya'da transatlantikçi fraksiyonların baskın çıktığını görüyoruz. Bu fraksiyon içerisinde de veyahut da bu grup içerisinde de yeşilleri konumlandırabilmekteyiz. O nedenle yeşillerin de içinde olacağı, hatta sosyal demokrasinin de içinde olacağı bir hükümetin büyük olasılıkla işte ABD emperyalizmiyle sıkı işbirliği içerisinde, ABD'nin Orta Doğu'dan geri çekilmesiyle Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, bütün Orta Doğu'da Avrupalıların daha fazla rol oynamasını isteyen, işte Pasifik'teki ihtilaflara daha fazla katılmak isteyen, Hindistan'ı destekleyen, Avustralya ile sıkı işbirliğini kurmak isteyen, ki gerçi ABD buna Fransa açısından birazcık engel oldu en son denizaltı satışıyla. Ancak aralarındaki bu sürtüşmeler küçük sürtüşmelerdir. Çünkü uzun vadeli olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlar açısından Avrupa'nın çok önemi var. Kaldı ki Avrupa, özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin drone savaşlarıyla ilgili çok önemli bir merkezidir. Unutmayalım ki ABD'nin Rusya'ya yönelik olan nükleer başlıklı füzelerinin büyük bir bölümü Avrupa'da. Hatta işte yeni Doğu Avrupa ülkelerine yerleştirilen, konuşlandırılan roketler var, roket şemsiyesi var. O açıdan ben yeni hükümetle birlikte Merkel'in daha çok böyle iki fraksiyon arasında, yani transatlantikçiler ile Avrupalılar arasında bir denge unsuru olduğu bir siyasetin değişeceğini düşünüyorum. Bu daha çok savaşa yönelikle. Yeşiller açıkça bunu söylüyorlar, işte Nord Stream 2 boru hattının durdurulması,
inşası bitmiş olan bir boru hattı, doğalgaz boru hattı. Bunu durdurup Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi, Kırım'ın Rusya'dan geriye alınması için şeylerde bulunulması, Karadeniz'in bir NATO denizi haline getirilmesi, Avrupa'nın etrafına görünmez duvarların daha çok örülmesi ve buna benzer birçok konuda yeşiller, sosyal demokratlar, liberaller, kısmen de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU aynı şeyleri savunuyorlar. Yani o açıdan genel olarak Avrupa'daki siyasetin daha sert geçeceğini, Avrupa'nın komşu ülkelere daha çok yaptırımda bulunacağını, daha çok baskı yapacağını ve bu çerçevede de özellikle işbirlikçi bir rejim olarak Türkiye'deki AKP saray rejimini daha fazla destekleyeceklerini şimdiden öngörebiliriz diye düşünüyorum. Peki, madem orada bitirdim, ben hemen Yücel aynı başlık üzerinden devam edeyim. Türkiye-Almanya ilişkileri seçimden nasıl etkilenir? Bunun bir AKP'li bir yanı var. Elbet bir de hep AKP iktidarda olacak diye düşünmüyorum. Yani sonuç itibariyle bir geleneksel Türkiye-Almanya ilişkisi de var. Her ne kadar Merkel, Erdoğan'ın koltuk değneği olduysa bile, ama geniş anlamda Türkiye-Almanya, dar anlamda da belki önümüzdeki kısa dönem için Almanya-Erdoğan ilişkisi, AKP ilişkisi. Ne dersin? Türkiye-Almanya ilişkilerinde ciddi bir değişikliği olduğunu beklemiyorum. Murat'ın çizdiği çerçeve doğru. Özellikle Biden'ın da başa gelmesi bu transatlantikçilerin işini kolaylaştırdı ve elini güçlendirdi. Şimdi o eksen üzerinden Erdoğan da dikkat ederseniz zaten son NATO zirvesiyle birlikte daha çok transatlantik çizgisine yaklaştı ve Maas Türkiye'ye gittiği Alman Türk ilişkileri, Türkiye ilişkileri de gayet normal bir seyre geldi ve bütün bu ilişkilerde asıl belirleyici olanın ticaret olduğunu biliyoruz. Silah satışı olduğunu biliyoruz ve devletlerin dış politikasında, özellikle Almanya gibi devletin dış politikasında hükümetteki partilerin değişimiyle olmayacağını biz çok iyi biliyoruz. Mesela ben 94'ten bu yana Almanya seçimlerini izliyorum. İlk kez dış politika bir seçim döneminde en az konuşuldu. Neredeyse hiç konuşulmadı. Bir iki programda Afganistan meselesi konuşuldu. Ondan sonra hasır edildi. Çünkü dış politikada ne yapacağını konuşulmaya başlandığı zaman, liderlere bu konuda sorulduğu zaman hepsinin daha militarist, daha fazla silahlanma, askeri bütçeyi arttırma, savaşlara katılma konusunda birbiriyle yarış içerisinde olduğunu zaten biz televizyon ekranlarında bunu izliyoruz. Yani tersi bir politika yok ve burada üç partide, Yeşiller de, Hristiyan Demokratlar da, Sosyal Demokratlar da aynı eksende. Çünkü dünyanın içerisine girdiği durum, eğer Almanya bir dünya emperyalist gücü olarak dünyada bir söz sahibi olmak istiyorsa, Avrupa Birliği şemsiyesi altında, o zaman kimsenin bu politikaya itiraz etmemesi gerekiyor eğer hükümet olacaksa. Yani mantık böyle işlediği için oradan itiraz etmeye başladığında bütün sermaye medyası, diğer kesimler buna karşı çıkıyor ve onun için sol parti bile net bir şekilde NATO'ya hayır diyemiyor. Yani bir şey olacak. Biraz daha yumuşatma ve bu transatlantik ilişkisi üzerinde Türkiye ile daha yakınlaşma ve Merkel dikkat ediyorsanız hep denge politikası. Hem iç politikada hem dış politikada Alman devletinin çıkarları neyse gerektiğinde Erdoğan'a sert bir çıkış yaptılar. İşte Deniz Yücel döneminde gözaltına alması falan. Ama istediğini aldıktan sonra da Türkiye ile gayet iyi Avrupa Birliği ilişkilerinin kilit noktasının Berlin'den geçtiğini hepimiz biliyoruz. Almanya'nın tutumunun, Almanya'nın Türkiye üzerindeki çıkarı ve Türkiye'den ulaşmak istediği noktalar hükümetlerle bağımlı değil, devletin genel izleyeceği politikayla ilgili. Onun için değişiklik olacağını zannetmiyorum. Beklememek lazım. Hele bazı medya organlarında izliyorum. Yani Yeşiller Partisi, Yeşiller Koalisyon Ortağı şöyle mi algılayalım? Ey Erdoğan sen gör diye bir propaganda yapılıyor. Peki. Hiçbir gerçekle alakası. Müsaade edersen şunu da, yani şöyle mi algılamak lazım? Almanya'nın Türkiye ile ilişkisi Türkiye'de iktidarda kimin olduğuna bağlı değil. Dolayısıyla bunu AKP'ye destek değil de kendi çıkarları için Türkiye ile politika yürütme olarak mı algılamak lazım? Tarih zaten bize bunu gösteriyor. Beyim abi, yani Alman devletinin Türk devleti ile ilişkisi hükümetlerden, askeri darbelerden bağımsız 12 Eylül askeri darbesi olmuş. Devlet ilişkisini gayet iyi bir şekilde sürdürmüş. Türkiye devleti dış operasyon yapmış, başka ülkeleri işgal etmiş ve kendi içerisinde katliamlar, cinayetler yapmış. Bu ülkelerin yaptığı bir iki eleştiri ondan sonra ama ticaret olduğu gibi devam etmiş.
Ermeni soykırımı döneminde bile hani Alman parlamentosu taşıdığında birden herkes ayağa kalktı, bir şeyler oldu. Üç gün sonra unutuldu. Yani devletlerin politikası ve çıkarlar üzerinde oluştuğu için bu devletler kendi çıkarlarını hayata sürdürmek için bu geçici olayları bir tarafa bırakırlar bir süre sonra. Ondan sonra orada Alman sermayesi, 7 binden fazla Alman firması, önemli Türkiye'nin en fazla dış ticaretinin olduğu ülke Almanya. Almanya'nın en fazla mal sattığı ülkelerden bir tanesi Türkiye. Onun için bunlardan böyle kolay bir şekilde vazgeçmediler. Yeşillerin iktidara gelmesiyle efendim Erdoğan'la artık ilişkiler bozulacak. Hatta bu senaryoyu çizen arkadaşlar bir kısmı Cem Özdemir de Dışişleri Bakanı olursa yandın Erdoğan diye konuşma yapıyorlar. İnanınız ki Cem Özdemir de Dışişleri Bakanı olursa Türkiye-Almanya ilişkilerinde Cem Özdemir devletin çizgisine gelecek ve normal bir şekilde devam edecek. O zaman doğru olan Türkiye'de mücadeleyi büyütüp oradaki iktidarı tepe taklak götürüp gerçekten halkçı devrimci bir iktidar kurmaktır. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda, Kürdistan'da ve Türkiye'de çözümü aramaktır. Belki de bu umudu büyütmek ve bu mücadeleyi geliştirmek lazım. Murat, aynı başlık üzerinden senin de görüşlerini almak istiyorum. AKP de sanki biraz daha fazla bu seçime sarılmış. Yani Erdoğan'ın son konuşmalarından da görünen bir şekliyle Türkiye'ye dönük bu politikayı değiştirmeyecek, etkin bir biçimde AKP'yi destekleyecek bir oluşum olmasını arzuluyor. Doğrusu bu Türkiye'yi nasıl etkiler? AKP orada bu faaliyetleri nasıl yürütüyor? Biraz önce konuştuğumuzda özellikle Yücel başka seçeneklerden de söz etmişti. Başka İslamcı, sağcı politikalara yönelenlerden de ya da şeriatçı politikalara yönelenlerden de söz etmişti ama nedir bu tablo senin bakış açına göre? Şimdi belki gazetecilik, habercilik, yayıncılık açısından liderlerin veyahut önde gelen isimlerin söylemleri ilginç gelebilir. Ama bence Yücel'in de altını çizdiği gibi devletler arası olan ilişkilerde çıkar farklılıklarına ve çıkar ortaklaşmalarına bakmak gerekiyor. O açıdan Türkiye'de AKP rejimini, AKP saray rejimini ele aldığımızda AKP'nin değil, aynı zamanda Türk Devleti'nin çok uzun zamandan beri Almanya'da derin ilişkileri ve derin etkisi var. 1980 darbesinden sonra başlatılan huzur operasyonunun nelere yol açtığını biliyoruz. Hala hazırda federal hükümetin en son vermiş olduğu açıklamalardan bir tanesinde, ki bunu da sol partili milletvekillerinin bir soru önergesi üzerine yanıtlanmıştı, 8000'den fazla Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun çalıştırıldığını, bunların sadece orada değil tabii ki DİTİB gibi buna benzer derneklerde yer aldıklarını, Almanya'daki Türkiye kökenli toplumu etkilediklerini, bununla ötesinde Türk medyasının işte satelitler, uydular üzerinden sürekli olarak Almanya'da da izlenebildiğini, bütün bunları düşündüğümüzde devlet politikası olarak Almanya'da Türkiye'nin lehine olabilecek bir siyaseti desteklenmesi isteniyor. Ancak bu da belirleyici değil. Asıl belirleyici olan bence bu çerçevede Alman devletinin Türkiye politikasıdır. Ki şunu da görmek gerekiyor. Örneğin Gülen hareketi açısından Almanya dünya çapında en önemli lojistik merkezlerinden birisidir. Ki ben şuna inanıyorum. Almanya Gülen hareketini her zaman bir yedek rolünde tutmuştur. Bu çerçevede desteklemiştir. Ve bugün yani 15 Temmuz'a rağmen Almanya'da Gülen hareketine devlet, Alman devleti tarafından verilen destekler müthiştir. İşte çocuk bahçeleri açılmakta, özel okullar açılmakta, şirketler kurulmakta vesaire. Çok geniş bir ağa sahiptir burada Gülen hareketi. Neden? Çünkü Türkiye'de olası bir iktidar değişikliği konusunda devlet bürokrasisi içerisine yerleştirilecek isimler buradan gidecektir. O açıdan Almanya Türkiye'nin her zaman bir hamisi olmuştur. 150 yıldan beri devam eden, aynı sabit çizgide devam eden bir politikanın sonucudur. O açıdan AKP saray rejimi tabii ki
belirli zaman içerisinde konjüktürel gelişmelere göre eline bir şartlı rehin alarak Almanya'ya ve Avrupa'ya karşı bunu kullanabilmekte, kendi çıkarlarını ön planda tutabilmek açısından. Ancak olaya sadece ve sadece askeri sınai kompleks açısından baktığımızda şunu görürüz. Türkiye'nin o çok yerli ve milli silah sanayi aslında bir Alman silah sanayidir. Yani Alman silah tekelleri Türkiye üzerinden dünyaya satış yapmaktadırlar. Ve Türkiye'nin son dönemdeki ihracat kalemlerine baktığımızda çok ciddi bir biçimde silah satışlarının ortaya çıktığını görürüz. O açıdan böylesine yaşamsal bir önemde olan ülke, artı bir enerji nakil hatlarının merkezinde bulunan ülke, Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Balkanlara ve bu üçgen içerisinde Orta Asya'ya açılan bir kapı, bir köprü görevini gören, mülteciler için bir tampon ülke haline gelen bir Türkiye'de AKP saray rejimi yıkılabilir, yerine başkası gelebilir. Ancak orada desteklenen asıl kesim her zaman Türkiye'deki egemen sınıflar ve Türk devleti içerisindeki askeri sivil bürokrasi olacaktır. O açıdan ben... Açıkçası benim gördüğüm her ne kadar AKP belli çerçevede Almanya'ya sahip çıkmaya çalışsa veya Almanya'dan destek istese de asıl belirleyici olan uzun vadeli sermaye çıkarları olacaktır diye düşünüyorum. Peki, bu soruyla birlikte programın sonuna da geldik. Yücel Özdemir, Evrensel Gazetesi yazarı, Murat Çakır, Yeni Yaşam Gazetesi yazarı, her ikisi de aynı zamanda gazeteci yazar arkadaşlarımız. Ben değerlendirmeleriniz için, ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir Medya Haber'de gündemin sonuna daha geldik. Önümüzdeki Medya Haber'de gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.